Arkadaşlar merhabalar bu videomda Zero Geometri kitabında silindir konusunun konu anlatımını yapacağız. Evet kitabımızda sayfa numarası 209, 210, 211 ve 212 işleyeceğiz. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Silindir dediğimiz şey tabanı daire olan prizmadır. Aslında silindir de bir prizma olarak adlandırabiliriz. Ya da iki taban dairesi ve bu daireleri birleştiren ara doğruların oluşturduğu katı cisme bir silindir adını veriyoruz. Taban yarı çapı ana doğrusuna dikse eğer biz bu silindire ne diyoruz? Dik silindir adını veriyoruz. Ya da dönel silindir işte silindire dönel silindir de deniliyor. Ama bu yükseklik o çembersel yani daireye dikse biz buna ne diyoruz? Dik silindir diyoruz. Bizim işimiz dik silindirle çünkü bizim müfredatımızda dik silindir geçiyor. Eğik silindirle çok fazla uğraşmayacağız. Şimdi Burada silindirin şuradaki şeylerine tabanları diyoruz. E, buradaki yüzeye de yanal yüzey diyoruz. Bu nedir? Yüksekliktir. Şurası yan, yan yüz yüksekliğidir ya da ayrıt şeklinde de adlandırılabilir. Ya da şurayı böyle h diye göstereyim istersen. E, bu da merkezler arasındaki uzaklık da dik silindirde tam bu merkez bu merkeze cuk diye oturur. Aslında burası da nedir? Yüksekliktir. Sonra silindirin açılmış hali bizim için önemli. Çünkü çoğu şeyi onun üzerinde yapacağız büyük ihtimalle. Belki de o şekilde aklınıza kalacak. Şimdi silindir dediğimiz şey şöyle kendimi de bir büyüteyim istersen. Bak silindir dediğimiz şey bu değil mi? Evet. Silindir görüyorsun. Silindirin açık hali bizim için önemli. Açalım mı? Hadi bakalım. Hop açtık. Açtığımız zaman ne çıktı karşımıza? Bir dikdörtgen çıktı. Bak şimdi açmadan önce. Hocam şurası nedir? Şurası daire şeklindedir. Açtıktan sonra da daire şuraya yayılmadı mı? Yani ne olacaktır o zaman? açılmış hali bir dikdörtgendir. Bir de bunun kapakları da var. Kapakları da şöyle koyalım. Ee, burası da ne oluyor? Yine göstereyim. Hocam şurası dairenin çevresi değil mi? Açtıktan sonra bak orası dairenin çevresi olmuyor mu yine? Evet. Yani açıldıktan sonra şöyle küçülteyim kendimi. Şurası 2πr kadardır. Burası h kadardır açık hali. Yan yüzeyi yine bir dikdörtgendir. Tabanları da daire şeklindedir. Eee zaten biz prizmalarda daha dur. Evet, prizmalarda ne diyorduk? Yan yüzeyler bir dikdörtgen olacak şeklinde söylüyorduk. Burada da açılmış hali bir dikdörtgen oluyor silindirde. Peki şunlara tek tek bakalım. Silindirin, silindirin tabanları arasındaki uzakla silindirin neyi diyoruz arkadaşım? Yüksekliği diyoruz. Yüzey alan dediğimiz şey taban alanı artı taban alanları diyelim daha doğrusu artı yanal alan şeklindedir. E, yüzey alanı taban alanları dediğimiz nedir? Pi kareden iki tane yok mu? Dairenin alanı çünkü. iki tane pi kare artı yanal alanda zaten yan alan bütün prizmalarda neydi? Taban çevresi çarpı yükseklik miydi? E, burada da zaten açtığımız zaman yan yüzeyi bu oluyor zaten. Bak burası 2 pi taban çevresi çarpı yükseklik şeklinde oldu. Yani yan alanda 2 pi çarpı h oldu. Bunu 2 pi r kare artı 2 pi r h şeklinde ezberleme. Taban alanları artı yan al alan şeklinde bil. Taban alanları 2 pi r kare e, yan al alan da taban çevresi Yani 2 pi r çarpı h şeklinde bildiğin zaman daha kolay aklında kalır. Peki yan al alan dediğimiz şey nedir arkadaşlar? Yan al alan dediğimiz şey yazdık zaten buraya. 2 pi r h taban çevresi çarpı yükseklik. Hacim dediğimiz nedir? Hacim. Bütün prizmalarda hacim taban taban alanı çarpı yüksekliği eşittir. Yani hacim dediğimiz taban alanı çarpı yükseklik. E bu da bilmediğimiz bir şey değil. Taban alanı nedir? Pi r kare çarpı yükseklik. Bitti. Silindir ve silindirin tabanlarına paralel olan bir düzlemin kesimi. Evet ne olacaktır? Yani sen bu silindiri şu şekilde kestiğin zaman. Bak silindirin ve silindirin tabanlarına paralel bir düzlemin düzlemle kestiğin zaman ne oluyor? şöyle bir daireyle karşılaşmıyor muyuz? Evet. Kesişim ne oluyormuş? Daire oluyormuş. Silindir ile silindirin tabanlarına dik bir düzlemle kestiğimiz zaman ne oluyor? Arkadaşlar bu da silindir bu şekilde ya. Dik bir düzlemle şöyle kestiğimiz zaman da bak şu şekilde karşılaşıyoruz. Dikkat et. Şöyle bir şekilde karşılaşıyoruz. Bu şekil işte nedir? Gördüğünüz üzere dik bir düzlemle kestiğimiz için dikdörtgen oluyor. Ha o kesit şöyle de olabilirdi. Fark etmez. O kesit şöyle de olsa yine aynı şekilde ne oluyor kardeşim? Bu da bir dikdörtgen oluyor. Yani bunları ezberlemeyeceksiniz. Kendiniz böyle çizeceksiniz ya da hayal edeceksiniz. Evet şöyle kısaca özetleyecek olursak. Silindirin açılımı çok önemli. Açıldığı zaman şöyle bir dikdörtgen iki tane de kafak var. Silindirin alanı taban alanları artı yan alan. Yan alan taban çevresi çarpı yükseklik. Taban alanları da zaten pire kare. Ondan iki tane var. Hacim dediğimizde taban alanı çarpı yükseklik. Bu kadar kardeşim. Bu kadar. Başka bir şey yok. Şu kesitli mesitli tamam. Ee, böyle dairelere tabanlarına paralel bir şekilde kestiğimiz zaman daire oluşuyor. Dik bir şekilde kestiğimiz zaman da dik dörtgen oluşuyor. İşte silindir bu. Silindire de şey muamelesi yap. Prizma muamelesi ma yap. Prizma muamelesi yaptıktan sonra sonucuna rahat bir şekilde ulaşırsın. Taban yarıçapı Evet örneklere başlayalım istersen. Taban yarı çapı 5 yüksekliği 6 olan. yarıçap 5 yüksekliği 6 olan yan alanı buluruz. Yanal alan açtığımız zaman ne olacak? Şöyle bir dikdörtgen 2 pi r'ye kadar olacak. Burası da h kadar olacak. E, o zaman yan alanı ne olacak? Taban çevresi çarpı yükseklik. Tabi daireleri de unutmayalım şöyle. 2 pi r çarpı h. Yani 2 pi r dediğimiz 5 çarpı h. O da kaç yapıyor? 60 pi yapıyor. Yüzey alanını bulunuz demiş. Yüzey alanında taban alanları artı yan alan. Taban alanları 2 tane pi r kare artı yanal alanda zaten 2 pi r haçtı. Bu 50 pi artı şurası 50 pi yaptı. Burası da 60 pi yaptı. Topladığımız zaman da kaç yapıyor? 110 pi yapar dostum. Tamam. Örnek 1'i bu şekilde bulduk. Geldik örnek 2'ye. Taban yarıçapı 4 yüksekliği 5 olan silindirin hacmi. Taban alanı çarpı yükseklik. Yani hacim pi r kare çarpı h. O da kaç çıkıyor? 16 çarpı 5'ten 80 pi çıkar mı? Çıkar. Örnek 3'teyiz. Silindirin yan alanı nedir? Yan alan neydi? Taban çevresi. Yani 2 pi r çarpı h şeklinde. Bu da 36 pi'ye eşit olur. Geldik şuraya. Yüzey alanı nedir? Yüzey alanı dediğimiz taban alanları. Yani pi r kareden kaç tane var? 2 tane var. Artı yan alan. Yan alanı taban çevresi. 2 pi r çarpı h eşittir. E 49 2 ile çarptım 98. Yani 98 pi artı şu da 140 mi yaptı? 140 pi yaptı. Topladığımız zaman da 238 pi yapar dostum. Sonraki soru da silind şekildeki silindirin taban yarıçapı 4 verilmiş. Yan alanı da verilmiş. Yan alan 2 pi r çarpı h değil miydi? Evet şuraya yüksekliği h diyelim. Bu 80 pi verilmiş. Pi'ler gitti. O zaman h'ı buradan ne bulduk? 10 bulduk. Silindirin yüksekliği soruluyor zaten bana. Cevap 10 çıkar. Taban çevresi 8 pi. Yani 2 pi yüksek, yüksekliği 6 santimetre olan silindirin yüzey alanı. Evet ben yine de şekli çizeyim şöyle. İki daire şöyle. Şimdi taban çevresi dediğimiz bir daire. Dairenin çevresi de 2 pi r'ye kadar diyebilir. 2 pi r. 8 pi verilmiş. Gitti gitti. Buradan r'yi kaç buluruz? 4 buluruz. Evet yarı çapı 4 bulduk. Yüksekliği de 6 verilmiş. Yüzey alanı nedir diye soruyor. Yüzey alan dediğim tüm alandır. Yani tüm alan neye eşit olacak? Taban alanlarından iki tane, 2 tane pi r kare artı yanal alanda taban çevresi çarpı yüksekliktir. E 16 çarpı 2'den 32 pi yapar burası. Burası da 48 pi yapar. Topladığımız zaman da kaç yapar? 80 pi yapar. Cevabı 80 pi bulduk, geldik 7'ye. Yanal alanı 30 pi olan dik silindirin yanal alan 2 pi 2 pi r çarpı h değil miydi? Yani taban çevresi çarpı yükseklik. 2 pi r çarpı h. Evet taban yarı çapı da kök 5 olduğuna göre demiş. Yani 2 pi çarpı kök 5 çarpı h. 30 pi verilmiş. Pi'ler gitti. Buradan h neye eşit oldu o zaman? Böyle 30 bölü 2 kök 5. Ya da 2 ile 30 sadece 15. 15 bölü kök 5 eşit oldu. Kök 5 eşitliğiyle çarparsam 15 kök 5 bölü 5 yapar. Yani 3 kök 5 yapar. Şimdi aşıda bulduk. Yüzey alanı isteniyor bizden. Alan dediğimde neydi? Yüzey alan tüm alan. Taban alanları yani 2 tane pi r kare kök 5'in karesi. Artı yaral alan taban çevresi yani 2 pi r çarpı yükseklikte neydi arkadaşım? Yükseklikte 3 kök 5'ti. Evet 2 pi r çarpı h şeklinde bulunuyordu. Burası kaç çıktı o zaman? 5 kere 2 10 pi burası. Artı burada da 3 kök 5 ile bu 6 ile 2 3 ve kök 5 kök 5'i çarpımı. Kök 5 ile kök 5'i çarpımı 5. 2 kere 3 6 6 kere 5 30. Bir de 30 pi'yi toplarsam cevap da böylelikle 40 pi çıkar. Evet örnek 7'yi 40 pi buldum. Geldik örnek 8'e. Yukarıda açılımı verilen silindirin taban alanı verilmiş. Yani pi r karesi 25 pi olarak verilmiş. O zaman R, R kare 25'te R'yi kaç buluruz? 5 buluruz. Yanal alan da verilmiş. 2 pi R çarpı H yani. 60 pi verilmiş. Piler gitti. H da buradan 6 mı geldi? Evet. R bölü H oranı isteniyor. R 5. Yükseklikte 6. Cevap 5 bölü 6 çıktı. Örnek 8'de. Örnek 9'dayız. Şekilde verilen dikdörtgenin BC kenarı etrafında. Bak. BC kenarı etrafında 360 derece döndüreceğim. Şöyle döndüreceğim. Arkadaş ben bunu 360 derece döndürürsem ne oluyor? Şimdi böyle döndürdüğüm zaman şöyle bir şey olacak değil mi? Evet. Ben bunu bu şekilde döndürdüğüm zaman dikey etrafında döndürdüğüm zaman şunu simetriğini al kardeşim böyle. Hocam bu yaptı. Bak D köşesi nereye geliyor? Buraya geliyor. En son buraya geliyor. A köşesi de buraya mı geliyor? Evet. Dikey etrafında döndürüyorum. E hocam o zaman şöyle bir dönüş olmayacak mı? Evet. Çünkü bu A buraya geldi ya. Dönerken de aslında ne olacak arkadaşlar? şurada bir nokta etrafında döndürürken hop şöyle bir dairesel hareket yapmayacak mı? İşte ondan dolayı burada şöyle bir silindir karşımıza çıktı mı? Çıktı. Ha, ben bunu şunun etrafında döndürmüş olsaydım eğer bunun etrafında döndürmüş olsaydım buna göre simetriğini alacaktım. Bak 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 bak. Şuna göre simetriğini alacaktım. Bu nokta buraya gelecekti. O zaman ne olacaktı? Bu sefer de dikey. Şöyle bir dikey olacaktı böyle. Bu noktada buraya gelecekti. Dikey silindir olacaktı. Yani dikeye göre döndürdüğümde yatay yuvarlak. E, burada yataya göre döndürdüğümde de dikey yuvarlak oluşuyor. Buna dikkat et. Döndürmede silindir karşımıza çıktı. Elde edilen katı cismin hacmi nedir? Yarı çapı 4 yüksekliği de 8 olan bir silindirle karşılaştık. Hacmi ne olacaktır? Pi r kare çarpı h. Yani 16 çarpı 8. O da kaç yapıyor? 48. 128 mi yapıyor? 128 pi yapar. Evet örnek 9 128 pi oldu. Geldik öbürüne. Bu sefer AB etrafında döndür diyor. Bak buna göre hop şöyle bir simetriğini al. Dönerken ne yapacak arkadaşım? Bu sefer şöyle yapacak. Bu böyle dönerken bu nokta etrafında dönüyor. Şöyle buraya gelecek. Hatta dönmeye devam ederse böyle. 360 derece dönerse tam bir daire yapıyor değil mi? Evet normalde şöyle bir dönüş yapsak bu nokta buraya geliyor. Hemen uç noktalarına böyle bir yuvarlak koyun kardeşim. Bu uç nokta da buraya geliyor. Hop şöyle. A. Bu sefer yarı çapı 4 olan yüksekliği de 6 olan bir silindirle karşılaştık arkadaşım. Şimdi burada ama 180 derece döndür diyor. O zaman 180 derece döndürürsek şöyle yarım silindir olmaz mı kardeşim? Evet. Yarım silindirle karşılaşacağız o zaman. E, yani 180 diyorsa 180 derece. Yani 180 bölü 360. 90 derse 90 bölü 360. O zaman çeyrek silindirle karşılaşırız. E hocam 60 derse o zaman 60 bölü 360 yani altına birlik bir silindirle karşılaşırız. İşte hacim isteniliyorsa kaç derece döndürülmüşse o açı bölü 360 yani dairede alanda ya da çevrede yaptığımız hamleyi burada da yapıyoruz. Yalnız normal hacimi bulup da yapıyoruz onu da. Yani normalde hacim nedir arkadaşlar? Pi R kare çarpı H. Ama 180 derece döndürdüğüm için 180 bölü 360. Ya da hocam 180 döndürdüğümüz için yarısı deyip direkt Yarısında alabilirsiniz. Aslında 181 360 yarısı demek zaten. E şunlar şunlar gitti. 2 yaptı. 96 cevapta kaç yapıyor o zaman? 48 pi yapıyor. Evet örnek onu 48 pi bulduk. Geldik örnek 11'e. Evet şimdi EF etrafında 180 derece döndüreceğim. EF etrafında 180 derece döndürürsem. Arkadaş bunun simetriğini aldım. Bakın şunu simetriğini döndürürken şöyle bunun simetriğini aldığımızda burası yapıyor. Bir de büyüğünü, büyüğü döndüreceğim. Bak büyüğü dönerken de ne yapacak? Hocam D noktası. Bunun simetriğini alıyorum. Şuraya mı geliyor? Evet. A noktası da buraya geliyor. Bu sefer şöyle bir şey olacak. Ben bunu döndürürsem şöyle bir silindirle karşılaşacağım. 360 derece döndürürsem şöyle bir silindirle karşılaşacağım. Ama ben bunu şöyle bir döndürürsem arkadaşlar. Hop şöyle. Hop şöyle. 360 derece döndürdüğümde de şöyle büyük bir silindirle karşılaşacağım. O zaman hadi bakalım ne isteniyor bizden? Şimdi ben bunu 180 derece döndürürsem arkadaş bunu 180 derece döndürdüğümde ok yönünde yani şu yönde 180 derece döndürürsem burada böyle bir yarım silindir oluşturuyor. Bu da bu tarafa doğru dönüyor. Burada da şöyle bir yarım silindir oluşuyor değil mi? Evet iki tane yarım silindir olacak. Yani yüksek hacimleri soruluyor bize. A şıkkının cevabı ne olacak o zaman? Pi R kare çarpı H bölü 2 artı yarı çapı kaç olan? Şurası 4 birimde değil mi tamamı? 4 birimde Pi r kare çarpı h bölü 2. Yani a şıkkı o zaman ne olacak buradan? Burası 2 kere 3 6 pi artı. Bu da 24 pi yaptı? Topladığımız zaman da 30 pi'ye ulaştık. Evet. Bak şöyle döndüğünde burada bir yarım. Böyle döndüğünde burada bir yarım. 360 derece dönerse ne olacak? Hocam bir büyük teki silindirin hacmi bir de küçük teki silindirin hacmi değil. Şimdi bu böyle döndüğü zaman içeride böyle bir silindir oluşturuyor ama şu büyüğü de büyük silindir oluşturuyor. Normalde ne olacak o zaman arkadaşlar? Şu büyük silindirin hacmi olmaz mı? Bu döndüğünde içeridekini kapsamıyor mu? Kapsıyor. Sadece ve sadece o zaman şunu alacağım. 360 derece olduğu zaman bu içine alıyor şunu zaten. Zaten 360 derece döndürüldüğünde elde edilen cismin hacmi soruluyor bize. O zaman B şıkkı ne olacak? Direkt B şıkkı yarı çapı 4 olan silindirin hacmi. Pi R kare çarpı H olacaktır. O da 48 pi yapar. Ha, hocam içeride de var olsun. Şu içeridekini böyle kapsadı. Değil mi? Aslında iç içe silindirler oluştu ama 360 derece döndüğünde böyle bir kapsama oldu arkadaşım. Evet örnek 11'i de A ve B şıkkını bu şekilde bulduk. Geldik örnek 12'ye. Şimdi şekilde yüksekliği 8 santimetre olan dik dairesel silindir biçimindeki içi dolu tahta bloktan aynı merkezli dik dairesel silindir biçimindeki şey çıkartılıyor. Yarıçapı 3 olan Kalan cismin yüzey alanı. Arkadaşlar yüzey alanı dediğimiz şey nedir? Taban alanlarında. Bak şurası beyaz kısım boşluk değil mi? Alt tarafta boşluk değil mi? Evet. Taban alanları dediğimiz aslında iki tane halka yaptı değil mi? O zaman iki tane halka. Halkanın alanı nedir? Yarı çapı 4 olandan bak aşağıda da halka var. Yarı çapı 4 olandan yarı çapı 3 olanı çıkartacağım. Yani pi r kare eksi pi r kareyi çıkartacağım. Taban alanlarını buldum. Yanal alan var büyük silindirin yan alanı var dışarıda. Yani artı 2 tane pi yarı çapı kaç büyük silindirde? 4. 2 pi r çarpı h var. Ama dikkat et. İçini oyduk ya. İçinde de bir yüzey oluşmadı mı burada? Evet dikkat et. Şu içerideki beyaz kısımda da içeride de bir yüzey oluştu. İçerideki yüzeyde de arkadaşım şuradaki silindirin yanal alanı diyeyim burası. Evet. Yani yarıçapı 3 olan bir silindirin yanal alanında oldu. Ya şöyle düşün. Hocam bunu çıkartacağız mı? Hayır. Çıkarttığımız zaman içeride ekstradan bir yüzey oluştu. Bu çıkmamış olsaydı bu yanal alanı boyarken bir boya harcadım. Sen içerideki parçayı çıkarttığın zaman ne oluyor o zaman? Hocam dışarıya bir boya harcadın. O zaman yine boya içerideki kısmada sürecek ya. Boya kısmı arttı. Yüzeyi arttı. Yani şuradakinin yanal alanı var bir de. E o zaman oradakinin yanal alanı nedir? 2 pi yarıçapı 3 olan yüksekliği 8 olan bir silindir bu da. İşte bu bana cevap verecek. 16'dan 9 çıktı 7 2 ile çarptım 14 pi yapar burası artı 4 kere 2 8 64 pi yaptı burası artı 2 kere 3 6 48 pi yaptı burası. Şimdi şu ikisi kaç yapıyor topladığımız zaman 76 mı yapıyor 78 mi yapıyor evet 78 ile 48 toplarsam da 126 pi yapar tamam buna dikkat et İçeriden bir şey çıkarttığımız zaman içeride oluşan buradaki yüzeye de dikkat ediyoruz. Geldik örnek 13'e. Şekilde yine böyle bir oyukluk var burada. Şekildeki taban yarıçap 1 cm ve 2 cm yüksekliği de 10 cm olan iç içe geçmiş. iki silindir boru verilmiştir. İçteki silindir boru çıkarıldığında alandaki değişim nasıl olur diye soruluyor bize. Yani alandaki değişim nasıl olur? Şimdi bunu şöyle düşün. Aslında iki silindir boru. İki silindir boru değil de. Yani bunu şöyle bir şekilde düşün. Ee, önceden silindir şeklindeki bir önceden silindir şeklindeki bir kütük düşün tamam mı? Bütün her yeri dolu. Ben bunu böyle çıkarttığım zaman alandaki değişim nasıl olur? O soruluyor tamam mı? Hocam eski alandan ne yapıyorduk? Eklenen alanları ekliyoruz, çıkarılan alanları çıkartıyoruz değil mi? Bak şimdi şuradaki alanlar çıktı mı arkadaşlar? Çıktı. Çünkü ben şu büyük kütükten şeyi çıkarttığım zaman yüzey alanı olarak burası kaldı. Şurası kaldı. Değil mi? E o zaman ne yapacağım? Tüm alandan şuradaki alanlar çıktı. Bak şu alanla bu alan çıktı mı? Çıktı. O zaman çıkarılan alanları çıkartıyoruz. Yani eksi pi r kareyi çıkarttık. Sonra ne yapacağız? Hocam şuradaki alanda içine oyduğum için şuradaki yüzeydeki alanda ne yaptı? Eklendi değil mi? Çıkarılmadı. Oradan bir parça çıkarttım. O parçayı çıkarttığım zaman buradaki durum ne oldu? Buradaki yüzey arttı. Yani yan alan, alan arttı. Peki yarı çapı da 10 verilmişti. Artan alanda o zaman 2 pi r çarpı 10 şeklinde oldu. O zaman 1 pi azaldı. 20 pi arttı. Değil mi? Ha bundan kaç tane var bu arada? 2 tane var. 2 tane pi r kare çıktı arkadaşım. Bir yukarıda bir aşağıda. 2 tanesi çıktı. Şuradaki yüzey alanı eklendi. 20 pi eksi 2 pi. O da kaç yaptı? 18 pi yaptı ama artı 18 pi oldu. O zaman artı 18 pi çıkması demek 18 pi artar demektir. Tamam. Şu soruyu şöyle düşün ama. Silindir şeklindeki bir kütükten yine bir silindir şeklindeki kütük çıkartılıyor böyle. Alandaki değişim soruluyor bize. Şunlar çıktı. Bak şurada kalanlar çıktı. Çıktığı için eksi dedim. Eksi 2 tane pi re kare. Hocam buradaki yanal alan eklendi. Onu da ekledim. 18 pi arttı. Evet örnek 13'ü bu şekilde bulduk. Geldik örnek 14'e. Şekildeki iç içe geçmiş iki dik silindir borunun taban yarıçapları sırasıyla 3 ve 4'tür. Tamam. Yükseklere eşit ve 12 santimetre olan içteki su dolu silindir borunun tabanına çok yakın bir yerde delik açılırsa iki silindir arasındaki boşlukta kaç santimetre suyu? Evet ben buradan açtığım zaman suyu. Buradaki su boşalacak. Şöyle dolacak değil mi? E hocam buradaki suyu tamamen boşalıp da bu araya mı dolar? Hayır. Yukarıdan bir pistonla bunu içseydim böyle içindeki suyu tamamen boşaltsaydım evet araya dolabilirdi. Ama bana diyor ki bunu bir delik deldim. Buradan fizik kurallarından biliyorsunuz su buradaki su buraya gelince buradaki su da aynı dengeye gelince tam su burada kalır mı arkadaşlar? Kalır. Yani şu boşluk yukarıda olamaz ya da şu boşluk biraz daha aşağıda olamaz. Boşlukta, boşluğu doldurduk ya. Ancak su seviyesi aynı olduğu zaman basıştan dolayı ne olmak zorunda? Buradaki mesafe tam o, aynı hizadayken böyle kalmak zorunda. Yani boşluktaki, boşluktaki suyun hizasıyla içeride kalan suyun hizası aynı olacak. Peki o zaman ne diyeceğiz arkadaşlar? Sonuçta bak su su sorusu. Önceden burada su vardı. Hocam V suyu yazayım. V su neye eşit? P R çapı 3. R kare çarpı H değil miydi? Evet. Şimdi V su ne oldu arkadaşım? Hocam boşluğun hacmi çünkü artık suyla oldu. Artı şuradakinin hacmi değil mi? Evet. Boşluğu bulurken büyüğün hacminden küçüğün hacmini çıkartayım falan diye uğraşmayın. Arkadaş şu boşlukla şu dolunun toplamı ne yapıyor? Tam bu silindir yapmıyor mu? Yani yüksekliği haş yapan şu büyük silindir yapmıyor mu? Yapıyor. Yani bu su aynı zamanda buradakinin hacmine eşit olacak. Yani yarı çapı kaç olan? Yarı çapı bu sefer hop, 4 olan şu silindir yüksekliği daha olan silindirin hacmine eşit olacak pi r kare çarpı h e eşit olmak zorunda. O zaman buradan pi'ler gitti. Ee, burada 4'e böl 4'e böl 3. O zaman burası 27 eşittir 4 h yapar. H'ı da buradan 27 bölü 4 olarak buluruz. İşte su boşlukta kaç santimetre yükselir? Ne kadar yükselir? 27 bölü 4 olarak yükselir. Su sorularına dikkat et. Su ve su ilk şekilde farklı verilir. ikinci şekilde farklı verilir. Her ikisinde de Aynı su miktarı olduğu için hacimleri birbirine eşitledik. Daha önce biz bunları zaten prizmada da yapmıştık. E şimdi silindirde de yapıyoruz gördüğünüz üzere. Evet örnek 14'ü bulduk. Geldik örnek 15'e. Aa bu da çok güzel. Dikkat. Arkadaş yukarıdaki şekilde birinci durumda tamamen su dolu olan şey böyle eğilmiş. 45 derece eğilmiş ya da zeminle 45 derece yapacak hale eğilmiş. Dökülen suyun hacmi nedir diye soruluyor bize. Bak şimdi her zaman suyla zemin nedir? paraleldir. Aha elimde bir şişe var şimdi. Bak şişe var şöyle bir şişe var. Ben bunu şöyle eğsem de bakar mısın burası yine zemine paralel olmuyor mu? Ne kadar eğersem yiyeyim suyla zemin ne olmak zorunda? Birbirine paralel olmak zorunda. Denizleri düşünün ya da göle düşünün. Gölün, ya yani denizin zemininde şöyle bir tümseklik var diye su, böyle şey olmuyor değil mi? Zeminle her zaman ne olmak zorunda? Yani yer düzlemiyle. Yer düzlemiyle. Eğimi sıfır olan yer düzlemiyle her zaman paralel olmak zorunda zemini düz kabul edersek. E o zaman ne yapalım? Hadi çözüme başlayalım bakalım. Şimdi burada zemine paralelliği kullanacağız. Ha böyle zemin. Hocam bununla zemin suyla zemin her zaman paralel. Z'den dolayı burası ne yaptı? 45 derece yaptı. E o zaman şurada burada da şunu çizecek olursam böyle. Hocam burası zaten dik ya. Burası da 45 derece yapar. E hocam burası da 45 yaptı. Bak 45 45 90 üçgeniyle karşılaştık. Peki bu dökülen suyun hacmi isteniyor. Beyaz kısım isteniyor. Bak işimiz silindirle. Ben bunu eğdim böyle bir silindir oluştu. Böyle eğildiğinde ya da bunu böyle eğik bir şekilde de kesebilirler. Siz böyle mesela şu uçtan eğik bir şekilde de böyle bir kesebilirler. Böyle kestikleri zaman silindir yapacaksınız. Bak şöyle bir kesti ya mesela. Hocam şöyle geldi böyle kesti. Kestiği zaman hop şöyle bir silindir yapacaksın kardeşim. Silindir yaptıktan sonra bak yukarısı dolu. Bak yukarıdaki kısma bak yukarısının yarısı burası diğer yarısı da burası olmuyor mu? Oluyor. Nasıl keserlerse kessinler, isterlerse şu şekilde içten kessinler, bunu silindir yap. Nasıl? Şöyle bir silindir yapabilirsin şuradan. Şöyle. Hocam burada da böyle bir silindir yaparsın. Bu silindirde bak buradaki silindirin yarısı dolu, yarısı boş. Buradaki silindirleri de sonra ayrı bir şekilde bakarsın. Tamam? Buna dikkat et. E o zaman ben bunu böyle gördüm ya şu uç noktasından ne yapıyorum? Şöyle bir silindir yapıyorum. A dökülen suyun hacmi. Şuradaki silindirin hacminin bak yarısı dolu yarısı boş hal değil mi? Evet bardağın yarısı değil mi burası? Sadece bu üsttekini düşün ama. Üsttekinin yarısı dolu yarısı boş şeklinde oldu. Yani üstteki silindirin hacminin yarısı olmaz mı dökülen su? Evet. Şimdi burada çapı kaç vermişti? Taban yarı çapın 2 vermişti. Taban yarıçapı çapı 2 ise 2 2 4 yaptı. O zaman burası da 4 oldu. E o zaman yarı çapı 2 olan yüksekliği 4 olan silindirin hacminin yarısı olacaktır. Yani bizim V hacmi ne olacaktır? Pi R kare çarpı H 4 bölü 2 şeklinde olacak. E o zaman buradan ne geliyor cevap? 8 pi gelir arkadaşlar. Hatta sana şöyle bir şey söyleyeyim mi? Bak bu soruyu da şöyle bir düzeltelim mi? <laughs> şöyle Soruyu şöyle bir sorayım sana istersen. Ben bunu zeminle 45 derece olacak şekilde eğdim. Eğdikten sonra tekrar eski haline geri getirdim. Suyun yüksekliğine kadar azalır diye de sorabilirler bize. Arkadaş ben bunu böyle eğdim ya. Tamam böyleyken sorunun cevabını 8 pi buldum. Bu ayrı bir konu. Hacim sorulursa dökülen suyun hacmi sorulursa onu şey, o şekilde buluruz. Peki ben bunu eğdim. Sonra tekrar aynı konumuna getirdim. Arkadaş burada kısmı hala su dolu mu su dolu. Ben üstteki kısmın nesini boşalttım? Üstteki kısmın yarısını boşalttım. E üstteki kısmı düşün sadece. Üstteki kısmı ben ne buldum şimdi? Hocam üstteki kısım 4. 4 diyeyim burası. Evet. Bak burayı 4 bulmuştuk zaten. Hocam üstteki kısmın yüksekliği 4 ya. E ben bunu böyle üstteki kısmın yüksekliği 4 olduğu halde. Ben bunun yarısının dolu yarısının boş olduğunu biliyorum. Böyle dik konuma getirsem ne olur? Hocam dik konuma getirdiğim zaman sadece üstteki kısmı düşün. Yüksekliği 4 olduğu zaman yarısı dolu yarısı boş ya. Hocam burası 4 de e o zaman 2 2 olmaz mı? Evet. Yani şu kadarlık bir yükseklik eksilmiş olur. Eski haline getirmiş olsaydım eğer. Yani yeni yüksekliği kaç olacaktı o zaman? 8 olacaktı. Tamam. Evet zeminle 45 derece olacağı şekilde döktüğümüzde. Ben şuranın 4 olduğunu bulduğumuz 45 45'ten eski haline getirdiğimizde yükseklik 2 kez alırdı. Yeni yükseklik 8 olurdu. Böyle bir soruyla da karşılaşabilirsin. Tamam dikkat et buna. Örnek 15 neyse biz ne yaptık? V dökülen soruluyordu. Üsttekinin hacminin yarısı şeklinde söyledik. Ya da e, şuradaki hacime de eşit oluyor derdik. O da yarı çapı kaçtı zaten ikili. Pi r kare çarpı haçtan yine aynı sonuca ulaşıyorsun. Örnek 15'i bu şekilde bulduk. Geldik örnek 16'ya. Bak aynı mantık. Yukarıdaki silindir şekil 1'deki durumundan şekil 2'deki durumuna geçirilmiştir. X nedir diye soruluyor bize. Kaç yapıyor biliyor musunuz? 12. Niye 12 hocam? Çünkü bizim mantığı öğrendin. Böyle eğdikleri zaman ne yapıyorsun? Şöyle bir silindir yapıyorsun. Hop şöyle bir silindir. Şöyle bir silindir yapıyor musun? Yapıyorsun. Şurası dörtgen burası dört mü? Dört. Şimdi burada şöyle yaptık arkadaşım. Bak. Dörtlük silindir. Dolu kısmını şurada düşünelim. Hocam dörtlük dörtlük silindir. Aa, dörtteki hacimle dörtteki hacim birbirinin tıpısının aynı mıdır? Evet. Şimdi bütün prizmalarda bak bütün prizmalarda yükseklikleriyle doğru orantılı olacak şekilde hacimleri yazabiliriz. E o zaman ben şunu söyleyebilirim. Dörtteki dört V ise dörtteki dört V deriz. Bak sekizdeki de sekiz V olur. Niye? Çünkü bak şimdi pi r kare çarpı h bir tanesinin hacmi öbürünün hacmi de pi r kare çarpı h. Bunları oranlayacak olursam biri h1 biri h2 olsun hatta. Şuraya h1 diyeyim buraya da h2 diyeyim. Ben bunları oranladığım zaman yükseklikleri oranı hacimleri oranı eşit oldu mu? Oldu. Bütün prizmalarda özellikle silindirde yükseklikleriyle hacimleri böyle sıralayabiliriz. Peki şu şekilde 4 olduğunda ben buranın 4 v olduğunu biliyor muyum? Biliyorum. Şimdi dikkat et arkadaşım su olan kısım. Hocam 4 8V değil mi? Evet. Bak 4V 4V 8V. Hocam 4V'si buradaysa şuradaki kısım da 4V olmak zorunda mı? Evet. Bak üstteki silindirin yarısı dolu yarısı boş. O zaman burası 4V yapacak. A 4V'deki 8V'deki 4V'deki 4 santimse 8V'deki de 8 santim olmak zorunda değil mi? O zaman burayı 8 buluruz. Ama şurayı 8 buluruz. Bizden ne isteniyor? X isteniyor. Hocam şurayı da 8 bulduk ya. X'i de böylelikle 8 artı 4 şeklinde buluruz. Yani cevap 12 yapar. Ha bunun formülü var ama formülü vermeyeceğim kardeşim. Gerçekten vermeyeceğim. Çünkü bunu alıştır kendini. Böyle 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 silindir yap. Hacimlerle doğru orantılı olacak şekilde burada yüksekleri de oranla ya da yani yüksekliklerle hacimler birbirine eşit. Tamam mı? Birbirleri doğru orantılı daha doğrusu. Bunu kullan. Çünkü bunu gerçekten biz kullanıyoruz. Seviyoruz da. Evet geldik biraz bir sonraki soruya. Şekildeki dik silindirde AB taban çapı verilmiş. Taban çapı 3, 4. AC nedir? Arkadaşım şurası zaten 90 derece değil mi? Evet. Taban çapı 3 ise e, zemine dikse burası. O zaman 3, 4, 5 üçgeninden direkt bu uzunluk kaç çıkar? 5 çıkar. Örnek 17. Uzunluklara gelmişiz bu sefer. Bakalım silindirdeki uzunluklar nasıl oluyormuş. BC uzunluğu 8 verilmiş. Arkadaş buna karşılık bir 90 dereceye karşılık getirmeliyim ben. E, şuradaki merkezler arasındaki uzakta yine yükseklik olmuyor mu? Oluyor. Yani 8. E ben buna ait bir dik üçgen elde edeceksem bu zemin edik ya. Şöyle bir üçgen oluşturacak olursam e, burası 90 derece olur. Yarı kaç vermişti? 6. Bak buradaki uzunluk da zaten yarı çap. E o zaman burası 6 ise 6, 8, 10 üçgeninden cevabı ne buluruz arkadaşım? 10 buluruz. Örnek 18'de. Geldik örnek 19'a. AE'yi 5 vermiş. Sonra AB'yi 13 vermiş. O şu çap değil mi kardeşim? Şurası da 13. Çapı gören çevre açı 90 derece değil mi burada? Evet. 5, 13. Ne üçgeni? Bak şuradaki dik üçgende. 5, 12, 13 üçgenden burası 12 yapar. E hocam bu zemin edik ya. Bu da temel dolayı burası da 90 derece olmak zorunda mı? Evet. 12 doğrusuna karşılık. Şöyle bir 90 derece oldu ve burada da bir dik üçgen çıktı. EC isteniyor. E 12, 16, 3, 4, 5'in katı 20 üçgenden. Burası 20 çıkar. Örnek 19'u 20 bulduk. Geldik örnek 20'ye. Bu sefer yüzeyden gidiyoruz. Arkadaşlar yüzey sorularında açacaksınız. Açacaksınız. Yalnız yüzey sorularını da açma. Dikkat edin. Şunun açık hali. Arkadaşım bir silindiri açtığımızda ne oluyordu? Bir dikdörtgen oluyordu. Şöyle bir dikdörtgen olacak bu. Yalnız burası A iken burası B değil. Dikkat. Çünkü dikkat dikkat. Ben şuradaki silindiri şöyle gösteriyorum. Bakın. Şuradaki noktadan açayım. Dur. Kendimi şöyle büyüteyim. Tam şuradaki noktada açtığım zaman bak. Şuradaki noktada açtığım zaman. Parmağım şurada. Hop şöyle. Bak bu nokta buraya geldi. Bu nokta da burada. Gördün mü? Burada. Yani şu noktalar birleşiyor. Aynı nokta buradaki nokta. Hop açtım. Karşılıklı oldu. E hocam şu A noktasıysa şurası A noktası. Şurası B noktasıysa B noktası buna dikkat et. Buna B noktası hop. Nerede kaldı? Ortada mı kaldı? Evet. Gördüğün üzere sen bunu böyle kesip açtığın zaman A ise karşısında A yapıyor. B nerede kalıyor? Burada kalıyor. D ise bu da D yapıyor değil mi? Evet yüzey sorularında tabii dahilleri de koyacağız ama burada koymamıza gerek yok. Çünkü bu yüzeyden gidiyor. E, kendimi de büyüteyim değil mi? Şöyle bir küçülteyim daha doğrusu. Küçültüp e, burada da nereden başlayacağım? A'dan başlayıp D'ye gideceğim. Bak yüzeyden. A'dan başlayıp D'ye gideceğim. İşte bu. Bu. Bizden bu isteniyor. Peki bunu açtığımız zaman şuradakiler önemli değil. Taban yarıçapı 4'tü. Burası neydi? 2 pi r'ye kadar değil miydi? Evet 8 pi burası. Yüksekliği de 6 pi olarak vermiş. A hocam 6 pi burası. 8 pi burası 6 8 13 genler. Burası da 10 pi yapmaz mı? E, o zaman bizim eleman en kısa bu şekilde gider. Yani 20. soruyu böylelikle 10 pi şeklinde bulduk. Bak bu sefer de böyle gidiyor. Hocam hop şöyle hop şöyle. Dur. Seninle birlikte ilk önce şöyle bir antrenman yapalım. Arkadaşım, şöyle bir silindir var elimde. Şunu öğrendik, şunu öğrendik. Hocam, buradan başlayıp şuraya giderse, tamam. Bunu öğrendik, bunda bir şey yok. Ne dedik? Hocam, şöyle açtık bunu, buradan e, buraya gidecek, değil mi? Açtığın zaman tam buradan tam bir tur atıyor, tam bir tur atıp şuraya geliyor yüzeyde. Önde de gidiyor, arkada da gidiyor. Yani şuraya geldi. Peki hocam, silindirimiz böyle olsaydı, şöyle ve şöyle olsaydı. Bizim karıncamız şöyle gitmiş olsaydı yarım tur. Sadece ön yüze yatıyor Yarım tur. Yarım tur. Yarım tur. Yani bu e, buradan başlayıp sadece ön yüzeye gidecek. Yarı tur. Burası. Burası iki pire ya. Yani burası pire pire kadar olmayacak mı? Evet. Sonra burada pisagor yaparız. Peki hocam bizim karıncamız şöyle yol alırsa. Dikkat. Sorudaki gibi. Bu sefer sorudakini soruda yapayım. Şöyle giderse. Hocam bir tur böyle attı. Bir de böyle gelirse. a bir buçuk tur atmadı mı? Evet. O zaman sen bunu açarsın böyle bir buçuk tur atarsın. Bir buçuk tur atarsın. Yani burası 2 pi artı bir de yarım. 2 pi bölü 2 pi kadar dersin. Buradan da buraya doğru gidersin. Pisagor bağıntısını yaparsın. Bu sefer ne yapmış burada? Hocam burada bir tur böyle bir de bir tur daha atmış. Yani a hizasına gelmiş ya. Ön arka ön arka şeklinde gitmiş. 2 tur atmış. O zaman 2 tur attıysa burası 2 pi r artı 2 pi r'dir. Ya da 2 pi r'den 2 tane var diyebiliriz. 2 pi r çarpı 2 deriz. Yarı çapı kaç? 6. Yani r yerine 6 yazarsam 24 pi yapar burası. Yüksekliği de kaç verilmiş? 10 pi verilmiş. Yüksekliği de 10 pi verilmiş. Buradan başlayıp buraya gideceğim. Pisagor bağıntısı yapacağım. E hocam burası ee, 5'in 2 pi katı. Hocam burası 12'nin 2 pi katı. Burası da 13'ün 2 pi katı olur mu? Olur. Yani cevap 26 pi yapar böylelikle. Evet örnek 21'i böylelikle 26 pi bulduk. Yüzey yüzey sorularında da böyle açacaksın. Önemli olan kaç tur attı? Yarım tur mu atıyor? Şey mi atıyor? Ona dikkat et. Ha bir de şunu da göstereyim ben sana. Dur şuraya bak. Hocam şöyle gelip de bak 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 bak. Şöyle gelip de şöyle gelseydin ne olacaktı? E, atıyorum burası 2K burası K. O zaman bunu şöyle açacaktım. Bak dikkat et. Hocam yarısından böyle buraya kadar gelmiş. Bak. Evet. Normalde yarısı burası. E, diğer yarısı da 3K şeklinde ya. 3K'ya 3K şeklinde ya. İşte buraya gelecek. K 2K şeklinde olacak şekilde gelecek. K 2K şeklinde olacak şekilde. Peki bizim silindirimiz böyle olsaydı. Şöyle olsaydı. Bak dikkat dikkat. Dikkat dikkat. Şöyle gelseydi mesela. Bu sefer burası K burası 2K olmuş olsaydı. O zaman açacaktım bunu. Yarısı burası ya. 3K 3K şeklinde. Bu sefer yarısından K kadar gidecektin. Yarısından K kadar gidip burası 2K olacaktı. Sonra burada pisagor ya yapacaktın. Tamam mı? Her türlü açılışı sana gösterdim mi? Gösterdim. Bu açılışlara dikkat et. Tam turma atıyor ya da yayın kaçta kaçlık kısmına gidiyor. Ya da iki turma atıyor. Ya da yarım turma atıyor. Onlara dikkat edip bu tür soruları rahat bir şekilde yapabilirsin. Geldik örneklerim ikiye. Evet 90 derecelik bir parça alınmış. Kalan cismin hacmi nedir diye soruluyor. E, kalan cismin hacmi nedir arkadaşlar? 270'lik kısım kalmadı mı? Evet. Normalde hacim neydi? Yarı çapı kaç? 2. Hocam pi r kare çarpı h. Ama şu 90'lık kısmı çıkarttım. 270'lik kısım kaldı. 270'lik hacim soruluyor. E o zaman 270 bölü 360. Daha iyi de kalanlık gibi arkadaşım. Şunlar şunlar sadeleşti. 3 ve 4. Dört. 4'ler de sadeleşti. Cevap da 18 pi mi yaptı? Evet. Örnek 22'de 18 p oldu. Peki çıkan parçanın hacmini sorsaydı? Pi r kare çarpı h çarpı 90'lık kısım çıktı ya. 90 bölü 360 olacaktı. Ok. Geldik buraya. Şimdi ben bunu kaç derece döndürecekmişim? Bu sefer 300 derece döndürecekmişim. Hocam bunu bunun etrafında 300, et, 300 derece döndürürsem. Bak şöyle bir şey olacak. Normalde tam döndürsem şöyle bir silindir olmuyor muydu? Evet şöyle bir silindir olacak. Yani yarı çapı kaç olan? 4 olan yüksekliği de 6 olan. Yüksekliği de 6 olan bir silindir oldu. Bunun hacmi ne olacaktı? Normalde pi r kare çarpı h olacak. Ama ben bunu 300 derece döndürdüğüm için 300'lük bir silindir oluşacak. E o zaman 300 bölü 360 çarpacağım. İşte bu. Tamam. Bu şekilde de silindirde belli bir parça alınabilir e, ee, orada da dairedeki alandaki ya da dairenin çevresindeki gibi hareket edeceğiz. E, ee, o zaman hadi bakalım sadeleştirmelerimizi yapalım. 6'ya bölsen 5, 6'ya bölsen 6. Buradaki 6 ile de burada kaldı gitti. 16 çarpı 5 kaç yapıyor? 80 pi yapar hacim. Evet örnek 23'ü de böylelikle 80 pi bulduk. A böylelikle ne bitti? Silindiri bitirmiş bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki dersimizde piramit konusunun konu anlatımında görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak. Hoşçakal.